Ekranlarından hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Bugün kıymetli konuğum, klinik psikolog Rukiye Karaköse bizlerle. Hoş geldiniz Rukiye Hanım. Merhabalar, hoş buldum. Uzun zamandır duymaya çok aşina olmadığımız bir konudan bahsedeceğiz. Belki daha çok psikoloji alanının içindekiler aşinadır ama çok da gündemde olmayan ama ihtiyacımız da olan bir konu. Psikolojik sağlamlıktan bahsedeceğiz. Yılmazlık, psikolojik dayanıklılık da diyebiliriz. Umarım faydalı olur. Evet Rukiye Hanım, tanımıyla başlayalım isterseniz. Nedir psikolojik sağlamlık? Büyük stres ve zorlanma dönemlerinde bile ayakta kalabilmek, hayatta kalabilmek ve mücadele edebilmenin bir yolunu bulabilmek. Ayakta kalma becerisi diyebiliriz. Sen de çok güzel ifade ettin. Yılmazlık diye de tercüme ediyor. Yılmamak zorluklar karşısında. Dayanıklılık, sağlamlık deyince ilk aklımıza gelen çağrışımlar doğru aslında bununla ilgili. Yani hiç zorluk yaşamamak değil, yaşadığına dayanmak, yaşadığına göğüs gerebilmek ve hayatta ve ayakta kalabilmenin yolunu bulmak. Viktor Frankl'ın bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Diyor ki, umutsuzken, değiştirilmesi imkansız bir kaderi yaşıyorken bile hayatta kalmak için bir neden bulabileceğimizi hiç unutmamalıyız diyor. Viktor Frankl da kısacık bahsedelim. Bir psikoterapist ve filozof. Almanya'da Nazi zulmü sırasında toplama kamplarına gönderiliyor ve orada çok insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor. Ve o süreçte kendi dayanıklılığına tutunuyor. Diyor ki burada kendimi bırakırsam arkadaşlarım gibi ağır depresyona girebilirim, ölebilirim, delirebilirim. Bunlar oluyor çünkü. Ya da yaşamak için bir anlam, acılarıma bir anlam ve geleceğe dair bir umut bulursam eğer hayatta kalabilirim. Bunu keşfediyor. Dayanıklılık deyince akla ilk gelebilecek örneklerden onun hikayesi de. Hani her zaman ben çok güçlüyüm ya, başıma ne gelirse gelsin ben üstesinden gelirim diyen insanlar olur. Bir şekilde ben bunları alt ederim. Aynı şey mi yani, bu güçlülük dediğimiz şeyle benziyor mu? Eğer tecrübeye dayalıysa bu söylem, evet aynı şey diyebiliriz. Yani yaşamış, gerçekten başına kayıplar gelmiş, zorluklar gelmiş ve mücadele etmiş. Onların içinden sağlam çıkmışsa evet dayanıklıdır bu insan diyebiliriz. Ama bu bir varsayımsa, yaparım, ederim, hallederim, her şeyin üstesinden gelirim. İyi bir dilektir, bir varsayımdır, bir umuttur. Ama birazdan konuşacağımız bileşenlerini karşılamıyorsa bu insan, o altyapıya sahip değilse, hani iyimser, umutlu bir söylemdir belki sadece. Güçlüyüm demek somut bir altyapıya, bir geçmişe dayanmıyorsa her zaman güçlü olmak anlamına gelmez. Aksine zayıflıktan çok korktuğumuz için bir savunma mekanizması olarak, hani acımadı ki, acımadı ki diyen bir çocuk gibi düşünürsek, zayıflığıyla yüzleşmekten korkan bir insanı da aklımıza getirir. Bileşenlerinden bahsetmeden önce ben size örneklerini sormak istiyorum. Örnek üzerinden izah ettiğimiz zaman biraz daha net oluyor gibi geliyor bana. Nedir bu psikolojik sağlamlığın örnekleri? Mesela bir kayıp yaşadık, bir ölüm ya da ayrılık. Kim insan bunda 3 ayda, 6 ayda toparlanır. Birinci dereceden bir yakın olsun. Kimi insan 1 senede, 3 senede, 5 senede toparlanır. Bir türlü işini yoluna koyamaz, okulunu yoluna koyamaz. Geriye dönüp baktığında işte başıma o kayıp geldiği için ben sınıfta kaldım, okulu bıraktım. İşte şu kayıpları daha yaşadım onun üstüne. Hayatım bir daha toparlanmadı, belimi bir daha doğrultamadım der kimi insanlar. Kimi de evet zordu ama bir şekilde o zor günlerin üstesinden geldik der ve tekrar hayata tutunur. Mesela bir kayıba yasa verdiğimiz tepki, onun süresinde bir örnek görebiliriz. Bazıları daha dayanıklıdır. Yine savaş zamanlarında işte pandemi gibi olağan dışı bir süreçten geçiyoruz. Bir seneyi aşkın bir süredir. Bunun gibi zor dönemlerde de dayanıklılığı yüksek olan kişiler bir şekilde adaptasyon gösterir, uyum sağlar, ayakta ve hayatta kalır. Diğerlerinde ciddi sıkıntılar görürüz duygusal olarak. Yine mesela cinsel saldırıya uğramış insanların %50'sinde travma sonrası stres bozukluğu gelişirken %50'sinde gelişmiyor. Bu çok rahatsız edici bir yaşantı, rahatsız edici bir deneyim ama bazıları evet berbat bir şey yaşadım ama bu benim suçum değildi. Olmasa tabii ki daha iyi olurdu ama hayatta kalacağım, ayakta kalacağım, iyileşeceğim, toparlanacağım deyip hayata dönebiliyor. %50'si dönemiyor.
Buraya bir ara parantez olarak şunu da sormak istiyorum. Travma dediğimiz zaman herkesin zihninde farklı şeyler canlanıyor. Buraya bir ara parantez, biz travmanın tanımını da girelim. Evet, travma beklenmedik, ani olan, hazırlıksız yakalandığımız sarsıcı yaşantılar. İlle de çok büyük, çok dramatik bir şey olması gerekmiyor. Bazen çocuk markette ebeveynini kaybeder ve kaybolduğunu, yok olduğunu annesinin bir daha asla bulamayacağını zanneder. Bir 3-5 dakika onu ararken ki o kaygı süreci bile onu travmatize edebilir. Ondan dolayı sonraki günlerde uykusundan kabusla uyanabilir, annesinin eteğine yapışabilir. Bu bile görünüşte görece ufak bir şey gibi görünüyor. Travma olarak etkileyebilir çocuğu. Bazen de görünüşte daha sarsıcı kaza yaşar, trafik kazası yaşanır. Ufak bir sıyrıkla atlatır çocuk. Ama travma yaşamaz. Bakarız, kontrol ederiz. Çeşitli işte çocuklarla çalışan arkadaşlarımız yapar muayenesini. Yok, travma izi yoktur bazen de. Ani ve beklenmedik olan ve sarsıcı etki yapan yaşantılara travma diyoruz. Ama bunun algılanması da kişiden kişiye değişiyor. Bazıları için çok travmatik olan bir şey, diğeri için hayatın bir parçası olabiliyor. Zorlu yaşantılara karşı verdiğimiz tepkiler, bunlara karşı bizim dayanıklılığımız, sağlamlığımız, bunları konuşuyoruz. Şimdiki isterseniz bahsedelim. Temel taşları ne psikolojik sağlamlığı? Evet, şimdi bu bir yaşam becerisi ve doğal olarak başka kişilik özellikleriyle örtüşüyor. Başka yaşam becerileriyle de örtüşüyor. En başta gerçeği kabul etmek. Yani psikolojik sağlamlığımız yüksek mi diye bakıyorsak şuna bakacağız. Ben gerçekleri ne kadar kabul edebiliyorum hayatımda? Savaşmadan, yok saymadan, inatlaşmadan hayatla ve hayatın gerçekleriyle ne kadar kabul edebiliyorum? Bu kabul çok çok önemli. Bir, hayatın getirdiği stresleri, sorunları, kazaları, yol kazalarını olduğu gibi kabul etmek önemli. Çünkü hayat zaten iniş ve çıkışlardan oluşan bir yolculuk. Düz bir çizgi değil. Ve yaşadıklarımız da aslında yol kazası değil, bir yerden sonra yolun kendisi. Çünkü daima iniş ve çıkışlar olacak. Daha dramatik iniş ve çıkışlar olur. Daha soft, yumuşak iniş ve çıkışlar olur dönemde. Kendimizi bilme, bulma yolculuğu diyoruz ya, ben her programın başında bahsediyorum. Kabul bunun temelinde yatıyor sanırım. Kesinlikle, kesinlikle. Hem hayatın akışında başımıza gelen şeyleri kabullenmek hem de kendimizi olduğu gibi kabullenmek. Hayatın akışıyla ilgili Rilke'nin çok güzel bir şiiri var, şiirimsi ifadesi var ya da. Diyor ki bırak her şey başına gelsin, güzellik de dehşet de. Hepsi geçecek diyor sonunda. Sen sadece sakin kal ve izle bunları ve akışla birlikte yol al. Hayatı ve başımıza gelenleri, değiştiremeyeceğimiz şeyleri olduğu gibi kabullenmek durumundayız. Hazreti Mevlana da şöyle ifade ediyor. Bir ağaç, bir ormana balta girdiği zaman sert ve katı duran ağaçları keser. Ama sazlıkları, kamışları kesmez. Onların üstünden aşar gider. O kamış biraz eğilir, sonra tekrar doğrulur. Bu da biraz esneklikle ilgili, kabulle çok çok ilişkili. Hepsi birbiriyle ilişkili, kuracağız şimdi zaten. Esneklik gücü yüksek olan kişi kabullenir. Aa, hayat böyle bir şey getirdi. Ya neden evlere tıkıldık? Evet, çok zorlanıyoruz, çok yorulduk. Evet, ama şu an hayat böyle bir şey getirdi. Bununla inatlaşamayız. Yani önümüze bir duvar çıktı, Çin Seddi gibi bir şey. Biz bunu tekmelesek bizim dizlerimiz kanayacak. Bize bir faydası yok. Biz bu duvarın varlığını bir kabul edeceğiz. Sonra bu duvarla nasıl ilişki kuracağımıza bakacağız. Merdiven mi kurarız, helikopter mi çağırırız aşmak için, tünel kazıp altından mı geçeriz, yoksa bekler miyiz belli bir süre? Hayatı olduğu gibi kabul etmek, sonra kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek. Artılarımızla, eksilerimizle, kapasitemizle, yeterli olduğumuz noktalarımızla ve zayıflıklarımızla. Kendimizi de olduğu gibi kabul edebilmek dayanıklılığın, yılmazlığın, ruhsal sağlamlığın temel taşı. Bu çok kolay bir şey değil. Bunu söylemek kolay ama yapmak zor. Kendimizi kabul etmekte neden zorlanıyoruz? Çünkü genellikle büyürken kendimizi olduğumuz gibi kabul etme yönünde mesajlar çok sık almıyoruz. Biz denetim odaklı bir korku kültürüne... Ne gibi mesajlar, bu mesajları almadıklarımız? Mesela gülüyoruz, bunda gülecek ne var? Ağlıyoruz, bunda ağlayacak ne var? Bunda bu kadar. Ya da işte ne korkuyorsun bu kadar? Duygularımız bir kere kabul görmüyor. Çok seviniyoruz, cennetten müjdeci mi geldi, ne kadar seviniyorsun buna diye. Duygularımızın bile yanlış olduğunu öğretiliyor bize bir şekilde. Kendimizi kapasitemizle olduğumuz gibi kabul etmek ve duygularımızı kabul etmek bir diğer boyutu da. Yani üzülebilirim, bu normal.
Sevinebilirim, bu normal. Bazen yetersiz hissedebilirim, bu normal. Çok yorulmuş hissedebilirim, hele de şu süreçte. Bazen hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi umutsuz hissedebilirim. Bunlar normal. Duygularımızı kovmadan, direnç göstermeden, onlarla çatışmadan bir olduğu gibi kabul etmemiz lazım. Kapasiteyi kabulle ilgili de şöyle mesajlar alıyoruz. İşte bir not aldık, eve getirdik diyelim ki. Klasik hani bizim toplumumuzda. Bak, komşunun kızı daha yüksek bir not aldı. Komşunun oğlu bunu yaptı. Abin, ablan böyle değildi. O bana hem yardım ediyordu hem okulda şöyle notlar alıyordu. Komşumuz, kuzenimiz, abi, abla veya anne babamızın kendi gençlikleriyle sürekli bir kıyas içindeyiz. Bu kıyas da bizi ister istemez kendimizden şüphe etmeye, kendimizi olduğu gibi kabul edememeye ve bir kalıba sokmaya, zorlamaya yol açıyor. O yüzden bu kabul çok çok önemli bir yer tutuyor. İlk basamağımız bu. Ondan sonra bir anlam arayışı. Yine dayanıklılığı yüksek insanlarda gördüğümüz bir şey. Nasıl? Yaşadığımız hiçbir şey boşuna değil. Bunların hepsi bize bir şey öğretmek için başımıza geliyor. Yani bu dünyada başımıza gelen dertlerin, kederlerin bir işlevi var. Biz buna inancımızda imtihan diyoruz, sınav diyoruz. Yani benim durumumu sınıyor bu imtihan. Benim dayanıklılığımı sınıyor, gücümü sınıyor, teslimiyetimi sınıyor belki. Ne kadar hayatla barışık olduğumu, ne kadar samimi olduğumu inancımda. İnandık demekle sınanmadan bırakılacağınızı mı sandınız diyor yaratıcı bize. Demek ki samimiyetimizi ve o inançtaki sebatımızı da hayat sınayacak. O zaman hayat bana sırf hani ben doğarken ölmüşüm, arabesk kültürde vardır ya, acıların kadınıyım, işte bütün dertler benim olsun, kederler benim filan. Yani hayat bize eziyet etmek için yaşatmıyor. Burada bir anlam bulmamız lazım. Niye bunları yaşıyorum? Istırap öğretir, acı öğretir. Aslında manevi anlamda tekamüle götüren en hızlı yol ıstıraptır derler. O ıstırap sırasında o olayla ve kendimizle kurduğumuz ilişki, yaratıcıyla kurduğumuz ilişki, dünyayla kurduğumuz ilişki, bunlar bizim anlamlandırma, hayatı anlamlandırma kapasitemizle ilişkili. Anlam deyince aklımıza maneviyat kavramı da gelmeli. Şimdi maneviyat daha çok dinle ilişkili gibi algılanır. Evet, dinle de ilişkili ama sadece dinden ibaret değil. Maneviyat bir şemsiye kavram. Maneviyat hayatımıza anlam veren her şeydir. Biz inançlı bir insansak dinimiz ve inancımız da buna anlam verir. Çok büyük bir unsurdur bunun içinde. Kimi insan için işte yeryüzündeki canlılara faydalı olmaktır hayatının anlamı ve amacı. Onun maneviyatı odur. Kimi için sanattır, kimi için edebiyattır, başka bir şeydir. Herkesin hayatına anlam veren farklı farklı unsurlar var. Hayatımıza anlam veren bizden daha üst ve yüce bir amacımız ve motivasyonumuz olmalı. Bu anlamla ilgili de başımıza ne gelirse bir imtihan olduğunun bilincinde olmak ve başımıza gelmeyen ama istediğimiz şeyler için de nasip değilmiş diyebilmek bana çok büyük bir güvenli alana sahipmişiz gibi hissediyor. Kesinlikle. Çünkü orada artık benim gücüm yetmiyor ve bunun böyle olması gerekiyormuş ve burada artık tam bir teslimiyet. Kesinlikle. Çünkü neden olmadı, bunu oldurmak için şöyle yapsaydım, şunu da deneseydim. Hayır, o olmamalıymış. Bu güvenli alana sahip olmak da içten içe insanı bence rahatlatan bir şey. Kesinlikle. Çünkü hakikaten ya, inançsız bir dünyadan da baksak benzer bir sonuca varacağız. Akıl ve mantık bunu gerektiriyor. Bir şeyin olması ya da olmaması için biz gücümüz sınırlarında elimizden geleni yaparız. Ondan sonra da bir sonuç doğar bundan. Sonuç üzerinde sadece biz yetki sahibi değiliz. Sonuçla ilgili tek değişken bizim emeğimiz, gayretimiz de değil. O yüzden biz elimizden geleni yaparız. Sonuç istediğimiz gibi olur ya da olmaz. Bunu kabul edebilmek, bu olgunluğu gösterebilmek, bu teslimiyeti gösterebilmek müthiş rahatlatan bir şey. Yani kainatın ipleri benim elimde değil. Bütün işlerin nihai sonucu benim elimde değil. Ben orada bir faktörüm, bir etkenim. Elimden geleni iyi yapmaktan sorumluyum. Yani seferden sorumluyum, zaferden değil. Sonuçtan sorumlu değilim. Bazen hiç elimizden bir şey gelmezmiş gibi görünüyor olsa da orada işte bu anlam duygusunu ve umudu kaybetmemek. Viktor Frankl örneğini verdik ya, insanın anlam arayışı diye çok güzel bir kitabı vardır. O sürecini anlatır bütün o şeyde yaşadığı toplama kampında. Diyor ki, acılarımdan bir anlam üretebildiğimi fark ettiğimde orada
dayanabilmeye başladım. Ve buradan çıkacağım, öğrencilerime anlatacağım. Burada geliştirdiğim o psikolojik dayanıklılığı, onlara hayatlarına anlam buldukları takdirde daima direnme gücü bulabileceklerini anlatacağım diyor. Bunu misyon ediniyor ve bu onu ayakta tutuyor. Nietzsche'nin de söylediği çok bilinen güzel bir sözdür. Beni öldürmeyen şey beni güçlendirir. Burada da acıdan bir anlam bulmak var. Yani ıstırapla büyümek, acıyla büyümek, acıyı sevmek, acının bir öğretmen olduğunu unutmamak. Bir dostum kanser atlatmıştı ve şöyle demişti, kanser benim öğretmenim oldu. O kadar çok şeyi değiştirdi ki hayatımda. İlişkilerimi, taşıdığım yükleri, mesleğime bakışımı, çevreme bakışımı, yaşam tarzımı, her şeyimi değiştirdi. Benim öğretmenim oldu dedi. Her bir ıstıraba böyle bakarsak, bu benim öğretmenim oldu ya da bundan ne öğrenebilirim? Başımıza geldi. Bunun olmaması benim elimde miydi? Bunu soracağız. Can sıkıcı bir şey yaşadık. Bunun olmaması benim elimde miydi? Değildi. Peki ben bu süreçte doğru davrandım mı? Elimden geldiği kadar. Sonuç istediğim gibi oldu mu? Oldu veya olmadı. Olmadıysa da tamam, bu süreçten ne öğreneceğim? Buradan öğreneceğim bir şey var belli ki. Hiçbir şey tesadüf değil. Burada bu süreçte elimden geleni yaptım mı dediğimiz zaman bazen yeteri kadar yapmamış da oluyoruz. Ve sonrasında yüzleşmek istemediğimiz bir suçluluk da içimizde doğuveriyor. Evet. Bununla ilgili neler söylersiniz? Eğer suçluluk duyuyorsak ki bu çok kolay hissedebileceğimiz bir duygu, yetersizlik, suçluluk, çok insani duygular. Böyle bir duygu hissediyorsak önce bakacağız kendimi objektif bir şekilde mi değerlendiriyorum o süreçle ilgili, yani hakikaten yapabileceğim bir şey var mıydı? Mesela bazen bir kaza olur ve orada bazıları yaralanır veya kaybederiz, vefat eder. İşte arabayı kullanan kişi yıllarca kendini suçlar. Benim suçum, benim suçum. Ya senin suçun değildir belki. Ya aşırı hızlı gitmiyorsan, kurallara uymuşsan, gelip başka bir araç sana çarpmışsa, işte o gün gitmeseydik, ben ısrar ettim yola çıkalım diye. Ya bilemezdin ki, bilemezdin. Orada eğer çok komplike bir suçluluk duygusu, çok yoğun bir suçluluk duygusu varsa terapötik destek gerekir. Onun dışında kendimize söyleyebileceğimiz şey şu, bilmiyordum, bilseydim yapmazdım. Bugünkü aklım olsaydı yapmazdım diyoruz ya işte. Bugünkü aklım yoktu, bilmiyordum. Çok açık bir sebebi var. Bilmiyordum, o yüzden yaptım. Bilseydim yapmazdım. Biz büyüyen varlıklarız. Bir saat öncesine kadar bilmediğimiz bir şeyi şimdi öğrendiysek bu bizi büyütür. Bir gün önceye göre bugünkü tecrübemiz bizi büyütür. O yüzden bugün baktım ve yanlış bulduysam yaptığım şeyi diyeceğim ki evet, bunu bilseydim farklı yapardım. Eksik yapmışım, yanlış yapmışım ama bilmiyordum. Bundan sonra öğrendim ve devam edeceğim. Suçlulukla ilgili kendimize çok yüklendiğimizi fark edince bilmiyordum diyeceğiz. O zaman bilmiyordum. Ya da hata yaptıysak ve yani suçlu demeyeyim, hatalı olduğumuzu net bir şekilde bilincindeysek de yine tekrar kabule gelebilir mi Evet, bu? Yani kesinlikle. ben hata yapabilen bir insanım. Evet, çok doğal, çok güzel söylediniz. Yani insan hata yapar. Hatasız kul olmaz. Arabeskten esinleneceksek buradan esinlenelim. Hatasız kul olmaz. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, hiç hata yapmasaydınız sizi yok eder. Yerinize hem hata yapan hem tövbe eden bir topluluk yaratırdım diyor Allah. Yani biz kusursuzluğa programlanmadık. Sadece büyümeye, öğrenmeye, çabalamaya programlandık. Ve o çabanın kendisi zaten çok kıymetli, çok mübarek, çok güzel bir çaba. Hata yapacağız ve hatalarımızdan öğreneceğiz. Kendimizi hatasız olmaya zorluyorsak mükemmeliyetçi bazı yaklaşımlarımız, kodlarımız olabilir. Biraz bunlar üzerinde çalışmamız lazım. Neden bu kadar kendime karşı acımasızım? Neden hataya toleranssızım kendime diye? Kendimi affetsem ne olur? Kendimi bağışlarsam ne olur? Hep birçok hata yapacağım anlamına gelir. Hayır, biraz şefkat gösterdiğim anlamına gelir kendime. Devam edelim isterseniz. Ben böyle arada biraz evet, dallandırdım sorularımı ya çok ama. Güzel oldu, çok iyi oldu bu. Başka hangi faktörler var? Mesela hayat karşısında bir yetkinlik hissi, yeterlilik hissimiz var mı? Bu dayanıklılığın bileşenlerinden bir tanesi. Yani genel olarak ya bir şekilde hallederim, üstesinden gelirim, elimden geleni yaparım. Yani büyük oranda hallederim, edemezsem de çok problem değil. Bir yolunu buluruz, ucunda ölüm yok ya dedirten bir yetkinlik ve yeterlilik hissi lazım. Bu da yine biraz büyürken edindiğimiz bir şey. Çabalarımız küçük de olsa takdir görüyorsa eğer bu bizde gelişiyor. İlle de çok harika şeyler başarmadan da elimizden geleni yaptık. Yani bir çocuk sofraya
yardım etti. Ya da işte büyüdü birazcık mutfağa girdi, bir şey yapmaya çalıştı. Tuzu eksik olmuş ya da işte az pişmiş falan yerine. Aa, harikasın, çok güzel, iyi ki böyle bir şey yaptın, ne güzel. İlk tecrüben için de çok çok iyi, çok mutlu oldum sen böyle bir şey yaptığın için diye tebrik etmek, teşvik etmek lazım. Daha ileride isterse bizden spesifik geri bildirim. Yani sence ne yapsam daha iyi olur? Biraz daha tuzunu artırabilirsin. O zaman söylemek onu. Ama biz böyle eleştirirsek sanki düzeltirmişiz, onu daha iyiye motive edermişiz gibi düşünüyoruz. Ya da onore eder, takdir edersek şımarırmış gibi çocuklarımız, küçüklerimiz. Çok çok güzel bir noktaya değindiniz. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de çok şahit oldum buna. Şımartmak istememek bir yanda, eleştiriyle düzeltmek istemek bir yanda. Bunu bu şekilde söylemeseydin ama öyle ne yapayım? Ama ben yalan söyleyemem ki. Ama ben doğruları söylüyorum. Yani eleştirebilmek her zaman doğruyu söylemek midir? Hayır, doğruyu da söylemenin bir tane yolu var. Yani meşhur bir hikayedir, çok anlatırım. Bir kral rüyasını tabir ettirmiş ya, nasıl bir tabir yapacaksınız diye tabircilere. Birileri demiş ki herkes ölecek ailenizden, en son siz kalacaksınız doğruyu söylemek adına. Diğeri de demiş ki ailenizdeki en uzun ömürlü kişi siz olacaksınız. Gerçeği söylüyor, doğruyu söylüyor ama başka bir üslupla söylüyor. Burası iletişimin sanat boyutu. Yani iletişim bir sanattır çünkü. Doğruyu söyle yine, dürüst ol, geri bildirim ver ama bunu kırarak, dökerek, inciterek yapma. Bu yetkinlik ve yeterlilik hissi biraz o çocukluk çağlarımızda aldığımız teşvikler, aynalamalar, geri bildirimlerle ilgili. Yine kimler daha dayanıklı diye bakarsak, iç kontrol odağına sahip insanlar daha dayanıklı. Bunu açalım izleyenlerimiz için, siz meslektaşımsınız ama izleyenler için bunu detaylandıralım. İnsanlar kontrol odağı anlamında ikiye ayrılır. İç kontrol odağı ve dış kontrol odağı. İç kontrol odağına sahip insanlar hayatları üstünde belli şeyleri yapıp edebildiklerine dair bir kontrol hissine sahiptir. Yani okulda başarılı veya başarısız olmakla ilgili mesela sorumluluk alır. Derslerime çalışırım, günü gününe okula giderim, ödevlerimi yaparım ve bu beni başarılı yapar. Ama dış kontrol odağına sahip bir insan ne yapar? Eğitim sistemi değişti zaten, çok berbat bir sistem. Hoca bana taktı, işte bu yıl havalar çok berbat gittiği için ben bundan çok etkilendim. Pandemi oldu, ruh sağlığım etkilendi. Evet etkilenir ama pandemi hepimiz için oldu. Yani bazı öğrencilere geldi de bazılarına gelmedi değil. Bazıları için dış koşullar çok belirleyicidir. Onlar dış kontrol odaklı. Yani yağmur yağar etkilenir, rüzgar eser etkilenir. İşte ekonomik sistemden, eğitim sisteminden, ebeveyn tutumlarından evet hepimiz etkileniyoruz ama kontrol orada mı bende mi? Soru o. İç kontrol odağına sahip insanlar der ki tamam neyse ne başımıza ne geliyorsa gelsin bizim yapıp edebileceğimiz bir şeyler var. Ama diğer tutum biraz daha arabesk bir tutum. Hep dış koşulları suçluyor. Yani gelen vurdu, giden vurdu, acıların işte çocuğuyum o modda. Hep birileri benim hayatımı kötü etkiledi, mahvetti. Onlar beni üzdü, bunlar beni kırdı gibi kontrolü dışarıya veriyor. Sorumluluk da almıyor aynı zamanda. Aynen öyle, sorumluluk almıyor. Kurban psikolojisi o malum. Bir insanda kurban psikolojisi varsa başına gelen olaylarla ilgili daima dış koşulları suçlar. Çevreyi, aileyi, evet bunların etkisi vardır, yok değil ama hepimiz için var zaten değişen oranlarda. Evet bunlara maruz kaldım, ailem beni şöyle olumsuz etkiledi, yetiştirirken bazı şeyleri bilemediler diyelim ki. Ve evet eğitim sistemindeki bazı sorunlara da denk geldik. Ama dönemdaşlarımızın hepsi bunları yaşıyor. Bazıları, tamam biz ne yapıyoruz şimdi deyip İç kontrol odağına yaslanıp sorumluluk alırken bazıları kurban psikolojisinde kalıyor. Sistem öyle olmasaydı ben şimdi şurada okuyacaktım, olamadı. Sistem tek sana öyle değil, hepimize öyle. Buna rağmen ne yaptığımızdan sorumluyuz biz. İşte iç kontrol odağı biraz bununla ilgili. Bu yapısal bir yatkınlıktır, mizaçla da ilgilidir ama değişip gelişebilir mi? Elbette gelişebilir hayatta olduğumuz sürece. Kendimizi yakalayabiliriz. Bir şeylerden ne sıklıkta şikayet ediyorum? Dış koşulları ne sıklıkta suçluyorum? Ve şöyle bir egzersiz yapabiliriz mesela. 3 gün boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemek. Çok güzel. Bunu yapalım. Bu çok işe Çok yarayan bir güzel. şey. Çok işe Çok yarayan. ihtiyacımız olan bir şey. Kesinlikle. Neye odaklanırsak onu büyütüyoruz ya. Aynen öyle. Her zaman şikayeti doğurmaya devam ediyor sanki. Evet ve kontrolü de dışarıya vermiş oluyoruz. İşte bu böyle olduğu için benim moralim bozuk. Bu böyle olduğu için derslerim kötü. Bu böyle olduğu için ben işte iyi bir anne olamıyorum. Çünkü böyle böyle şeyler oldu dış koşullar diye.
Üç gün boyunca hiçbir şeyden şikayet etmemeyi deneyelim. Bakalım ne kadar mümkün olacak, ne kadar zorlanacağız. Buna sabah kalktığımızdan akşam yatana kadar her şey dahil. Yani of, hava ne kadar karanlıktan başlıyoruz. Mesela hava bazı günler karanlık olur. Bu artık sürpriz olmasın hiçbirimize. Hava bazı günler karanlık olacak. Biz bununla nasıl başa çıkacağımızı planlayabiliriz. İşte ne kadar sıcak, ne kadar soğuk, trafik ne kadar yoğun. Alış artık, hangi şehirde yaşıyorsan oranın trafiğinin belli bir yoğunluğu var. Bunu ilk kez görüyormuş gibi her gün trafiğe çıkıp, her gün trafiğe sayıp söven insanlarımız var maalesef. O bizi tüketiyor. Yani bu kadar basit şeyler için tüketirsek dayanma gücümüzü, dayanıklılık falan hak getirir o zaman. Şikayet etmeden, çünkü şikayet bir şeyi değiştirmiyor. Buradan taşınabilirsin. Bu bir seçim. Ama bedelleri çok ağır. Ben burada seviyorum bu şehri ya da arkadaşlarım var, işim var. Tamam, burada kalmayı seçiyorsan bu da bir seçim. Ve lütfen seçiminin arkasında dur. Sürekli şikayet etme. Bir paket olarak seçiyorsun. Burada arkadaşım var, işim var, deniz var. İstanbul için söylüyorum. Kültür sanata daha yakın, megapol bu imkanları var. Ben bunu seçiyorum diyorsan bu paketin içinde bazı şeyler de var, olumsuzluklar. Kalabalık gibi, gürültü gibi, trafik gibi. Ve her seçiş bir vazgeçiş. Sartre çok severim bu sözünü. Sorumluluk almayı hatırlatıyor bana. Diyor ki aldığın sorumluluğun arkasında dur. Hem bir şeyi seçip hem de sürekli şikayet edemezsin. Bu yetişkin tavrı değil. Dayanıklı bir insanın yapacağı iş hiç değil. Hangi koşullarda yaşıyorsak onunla ilgili, seçimlerimizle ilgili sorumluluk alacağız. Değiştirebileceğimiz şeylere odaklanacağız. Değiştiremeyeceklerimizi bırakacağız. O esnada da eğer şikayet etmemeyi öğrenebilirsek harika bir şey olur. Üç günde zorlananlar bir gün deneyebilir en başta. Bir günü sağ salim tamamlarsak belki ara verip ya da ertesi güne tekrar başlayabiliriz. Hava durumundan başlayarak haberleri izlerken of bu pandemi ne zaman bitecek? Böyle faydasız şikayetler. İşte bu yumurta neden hala haşlanmadı, neden bir türlü kaynamadı bu su gibi. İşimizle ilgili, çocuğumuzla ilgili, sosyal ortamımızla ilgili şikayet edecek yığınla şey var, buluruz istersek. Bunu yapmamak, bu kontrolü dışarıya veren bir şey. Yani moralimi bunlar bozuyor. Beni bunlar güçsüz düşürüyor. Gücü ne yaptım? Onlara verdim. Beni üzdü, beni kızdırdı dediğimde şöyle oluyor. Bir kumanda var. Basıyor düğmeye beni kızdırıyor. Basıyor düğmeye beni üzüyor. Benim duygu durumum bu kadar mı başkalarına bağlı ve bağımlı olacak? Hiç mi kendi kontrolüm yok? Evet. Elbette etkileniriz birbirimizin yaptığı ettiği şeylerden ama kullandığımız dili bile biraz değiştirmekte yarar var. Beni üzdü, beni kızdırdı, beni yordu demek yerine ya o böyle bir şey yaptı, ben biraz kızdım. O böyle bir şey yaptı, ben biraz üzüldüm. Bu benim tepkim ama. Çünkü aynı olay karşısında kızmayan, üzülmeyen ya da daha az kızıp daha az üzülen insanlar da var. Demek ki duygu bu kadar etki tepki otomatik pilotta da yaşanmamalı. Bir süre sonra üzerinde bir kontrolümüz olabiliyor. Mizaçla da ilişkisi var. Kolay mizaç ve zor mizaçlar diye tabir edilen mizaç türleri var. Bazıları daha kolay uyum sağlıyor her şeye. Sıcağa, soğuğa, gürültüye, bebekken bile zor çocuklar diye tabir edilir onlar. Yani uyku düzeni çok önemlidir. Aksarsa perişan eder annesini, babasını. Gürültüden etkilenir, sıcaktan, soğuktan etkilenir. Azıcık saati kaysa, misafir gelse, farklı insan görse ağlar, huzursuz olur. Yapısı olarak birazcık zor mizaçlı dediğimiz insanlar var. Bunlar bebeklikten işaretlerini görüyoruz. Büyüdükçe de bir sürü şeyden, yine hepsi birbirine bağlı dedim ya, şikayet edebilme kapasitesi, kolay kabullenmeme, sorumluluk almama, daha kolay direnç gösterme eğilimleri olan insanlar. Onlar biraz zor mizaç sahibi insanların da dayanıklılığı zor tabii ki. Yani girdiği her yerde şikayet edecek bir şey buluyor. Bu bahsettiğimiz özellikler, psikolojik sağlamlığı sağlayan özellikler, tamam. Peki biz bunlara sahip değiliz. Ne yapacağız? Yani olan oldu, artık geçmiş olsun mu diyeceğiz? Yok, her zaman umut var. Hayattaysak her zaman umut var. Mesela sonradan geliştirilebilen tarafları var. Bir tanesi kendine güven. Kendimize güven sonradan geliştirilebilen bir şey ki psikolojik sağlamlık da çok önemli. Confidence diye ifade edilir bunun şeyleri de, alt başlıkları. Türkçe literatürde henüz çok yaygın kullanılan bir kavram değil ama merak edenler araştırabilir. O kendine güven sonradan da gelişebilen bir şey. Evet, temelde çocukluk yaşantılarıyla çok ilgili. O dönemde ebeveyn ve yakın çevrenin bizi nasıl aynaladığıyla çok ilgili. Ama büyüdükçe nasıl yapabiliriz? Küçük bir şey de başarsak bunun için kendimizi takdir edebiliriz. Ya büyük şeyler beklemeden, kimseyle kıyaslamadan, küçük bir hedef koyup
Bunu başardığımızda aferin sana, seninle gurur duyuyorum demek kendimize. Bir aynaya bakmak, kendimizi takdir etmek, ödüllendirmek ve her küçük adımımız için sevinç duymak. Her küçük adımımız için kendimizi takdir etmek. Bu mesela kendine güveni artıran bir şey. Başka dayanıklılığı artırmak için ne yapabiliriz? Sorun çözme becerilerimizi geliştirebiliriz. Bu da çok önemli bir başlık. Sorun çözme becerisi düşük olan insanın dayanıklılığı da düşük oluyor maalesef. Bunu geliştirmenin de çok çeşitli yolları var. Bunlarla ilgili kitaplar, videolar izlenebilir. Bir sorunla karşı karşıya kaldığımızda aşama aşama yazarak çalışabiliriz. Bununla ilgili yapabileceklerim neler? Başkalarından isteyebileceğim yardımlar neler? Ve bunları nasıl bir takvimde öngörüyorum, nasıl bir takvimde yapacağım? Yaptıktan sonra da elimden geleni yaptım, sonuç bu oldu. Bununla bir süre kalmam lazım ve kabullenmem lazım, kavga etmeden bu sonuçla. Çünkü hepimizin büyük hedefleri olabilir. Çok iyi bir üniversiteyi okumak, işte çok güzel çocuklar yetiştirmek, çok uyumlu, çok başarılı. Ama eldeki imkanlarla hayallerimiz her zaman örtüşmez. O sorunu çözmek için ne yapıyoruz? Bir ona bakmamız lazım. Sorun çözme becerilerimizi her bir karşılaştığımız olayı bir vaka analizi gibi, bir örnek olay çözümlemesi gibi yaklaşırsak sorun çözme becerilerimizi de geliştirebiliyoruz. Başka bağlantılarımızı güçlü tutmamız lazım. Ruhsal dayanıklılığın bir bileşeni de o. Yani ben çözerim, ben hallederim ya da çözemem, battım, mahvoldum değil, yardım isteyeceğiz. Çok sıkıldığımızda, çok bunaldığımızda, bir sorunla baş edemiyor gibi hissettiğimizde bağlantılarımız güçlü olacak. Bazen utanıyoruz yardım istemekten. Güçsüzlük çünkü yardım istemek kimi insan için. Velev ki güçsüzlük olsun, arada güçsüz de hissedebiliriz. Güçlü olmak demek hiç yıkılmamak değil. Güçsüzlüğüyle de kendini kabul edebilmek demek. Güçlü ve güçsüz yanlarını kabul edebilmek demek. Güçlü olmak aslında bu hakiki anlamda. Güçlü olmak acziyetini de kabul etmek demek zaman zaman. Bağlantıda olmak, ilişkide kalmak çok çok önemli. Bazen sadece yanımızda elimizi tutacak, sırtımızı sıvazlayacak birinin olması bile bizi çok güçlü hissettirebilir, çok dayanıklı hissettirebilir. Özellikle travmalar sonrasında, kayıpların sonrasında yakınlarımızın bize eşlik etmesi çok önemli. Yas mesela şahitlik ister. Yanımızda birilerinin olması ve birilerinin o acımız esnasında bize yoldaşlık etmesi, elimizi tutması, ağlayan halimizi de görmesi, sarılıp sarmalaması, şefkat göstermesi, bunlar önemli mesela. Yardım istememiz lazım. Ya ben kendimi çok kötü hissediyorum. Ben çok zor bir dönemden geçiyorum. Dayanıksız hissettik diyelim ki ve ruhsal dayanıklılığım artsın istiyoruz. Ne yapacağız? Sevdiklerimizi arayacağız. Olabildiğince işte mesafeye, şuna buna dikkat ederek. Online olur, olabiliyorsa yüz yüze olur. Görüşmek, konuşmak, dokunmak, oksitosin salgılatıyor, dokunmak, sarılmak. Yani şefkat hormonu diyebiliriz, sevgi ve şefkat. Ve müthiş rahatlatıyor, stresini azaltıyor insanın. Sevdiklerimize sarılmak, omuzunda ağlamak, göğsüne yaslanmak, elini tutmak, bunlar çok önemli. Bu bağlantıyı ihmal etmememiz lazım. Bazen insan karanlık bir dönemden geçerken içine çekilir. Kimseye hem göstermek istemez, bunu zayıf görünmek istemez. Hem de bazı depresif dönemlerimizde de içe çekilme yaşarız. İlişki istemeyebiliriz, yük gibi gelebilir. Halbuki öyle dönemlerde bir performans göstermek zorunda değiliz bir ilişkinin içinde ama korunup kollanmak, şefkat görmek ihtiyacımızdır. Orada da hiç çekinmeden yardım istememiz lazım. Başka ruhsal dayanıklılık için önemli olan ve bizim arttırabileceğimiz, geliştirebileceğimiz yönlerden biri de hayata katkıda bulunmak ve anlamlı bir amaç sahibi olmak. Mesela hayatlarında büyük kayıplar, büyük felaketler yaşamış insanların bir zaman sonra kendini topluma adadığını görebiliyoruz. Ya da spesifik bir alanda kimsesiz çocuklara, evsizlere ya da işte kanser hastalarına, dezavantajlı insanlara diyelim, onlara kendini adadığını, onlar için hayatı kolaylaştırmak, güzelleştirmek adına anlamlı bir amaç bulduğunu görüyoruz. Bu da dayanıklılığımızı artırır. Kendi rahatından başka hiçbir şeyi düşünmeyen insan kötüdür derler. Yani kendi rahatından ve keyfinden başka, konforundan başka bir hedefi yoksa bir insanın maalesef mutsuz olması kaçınılmaz.
Çünkü hazlar bizi mutlu etmez. Anlık doyum sağlar ve her doyurulan haz arkasında bir boşluk hissi bırakır. Şimdi ne olacak? Bir doyum yaşadık, şimdi ne olacak? Çok güzel bir yemek yedik, hatta tıka basa yedik, bitti. Haz aldık ve bitti. Şimdi ne olacak? Hatta bir süre sonra o hazı çok fazla alırsak, tekrarlarsak artık eziyete dönüşebilir çok fazla yemek. Hayattaki hemen her haz da bunun gibi. Aşırı doyurulduğunda pek bir anlamı kalmıyor. Bitmeyen bir dondurma gibi düşünün derler bunu. Hani sonsuz bir dondurmamız olsaydı bir yerden sonra onu yemek artık keyif vermezdi bize. O yüzden haz değil de huzur ve mutluluk verebilecek detaylara bakmamız lazım. Onlar da genellikle bir amaç edinmek ve hayata anlamlı bir katkıda bulunmaktan geçiyor. Nasıl başlayacağız? Nereden başlayacağız? Küçük küçük işlerle başlayacağız. Kedileri beslemek olabilir. Komşumuz hastaysa veya yaşlıysa bir ihtiyacın var mı diye aramak, sormak. Markete giderken onun için de alışveriş yapmak olabilir. Bugünlerde çok müsait buna aslında. Bir daha büyütürsek bir hayır kurumunda, kuruluşunda gönüllü olmak olabilir. Bir aktivist olmak. Bizden küçük bir çocuğa, yeğenimize ders çalıştırmak olabilir. Umut vermek olabilir, motive etmek olabilir. Hepimizin bu hayatı daha anlamlı hale getirebilmek için yapabileceği şeyler var. Değerler diyoruz ona. Hayatımızdaki değerler neler? Vefa, dürüstlük, samimiyet, şükür, minnettarlık gibi topluma katkı da çok önemli bir değer. Yani işimizi sadece bir kariyer olarak ya da sadece geçinmek için yapabiliriz. Bu da bir seçimdir. Ama ona bir anlam katabilirsek çok önemli. Duvar ören iki kişiye sormuşlar ne yapıyorsun diye. Biri demiş ki görmüyor musun duvar örüyorum. Diğeri de demiş ki şehrin en büyük katedralini inşa ediyorum. Aynı inşaatta çalışıyorlar aslında ama yükledikleri anlam başka. Biri diyor ki duvar örüyorum, mesaim bitince son tuğlamı koyarım, gider yatarım. Maaş günü gelince de maaşımı alırım. Benim olayım budur diyor. Böyle bakıyor işine. Diğeri anlam yüklüyor. Diyor ki katedral inşa ediyorum. Şimdi onun oraya yaptığı katkı, yüklediği anlam onun motivasyonunu da etkiler. Hayata dayanma gücünü de etkiler. Hayatla kurduğu ilişkiyi de etkiler. Bahsettik psikolojik sağlamlığın ne olduğundan ve nasıl geliştirebileceğimizden. Ayrıca günümüz meselesi olduğu için de pandemi bağlamında sormak istiyorum. Bu salgının olduğu bir hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. Sürekli bir kaygı, sürekli bir stres, baş başayız bunlarla maalesef. Bu durumda her zaman biz psikolojik sağlamlığımızı iyiye götürmeye çalışmalı mıyız? Her zaman güçlü durmak zorunda mıyız? Ve aynı zamanda bu süreçte, bu bir ihtiyaç aynı zamanda, bunun bu süreç bağlamında nasıl geliştirebiliriz? Her zaman güçlü durmak zorunda değiliz. Zaman zaman güçsüz hissetmemiz de çok doğal, çok normal. Bunu bilmemiz ve arada zayıflık hislerini de kabul etmemiz lazım. Yani arada da zayıf hissediyorum ve bu da doğal, bu da normal diye bunu kabul etmek. Başta kabul dedik ya, bütün hepsi, yani yeryüzünde ağaçlar var gibi düşünelim. Altta kökleri birbiriyle buluşuyor ve hepsinin kökleri birbirine değiyor bu kavramların. Güçsüz de hissedebilirim. Bu normal. Bunu kabul etmemiz lazım. Pandemi özelinde daima yapmamız gereken bir şey var. Sürekli başkalarıyla iletişimde kalacağız. Asla içimize çekilmeyeceğiz. Tek başıma atlatırım, kabuğuma çekilirim yapmayacağız. Bu normal zamanda bile çok önerilen bir şey değildir. Çünkü ruh sağlığı ile ilgili daima iletişim bizi besler. İnsan insanla şifa bulur. İnsan insanla iyileşir. İnsan insanın yurdudur. Daima bu ihtiyacımız olan bir şey ama böyle pandemi gibi kriz dönemlerinde ekstra önemli. Daima insanlarla iletişimde kalacağız. Camdan cama, balkondan balkona veya online ya da bir parkta mesafeli oturarak bir dostumuzla kahve içmek gibi. Böyle imkanları olabildiğince yaratıcı şekilde kullanarak iletişimde kalacağız. Bu şart. Sakinleştirici aktiviteler yapmalıyız böyle dönemlerde. Bazılarımız için bu sıcak bir duş alıp, sıcak bir bitki çayı içip, üzerimize battaniye çekip bir film dizi izlemek olabilir. Bir köşeye çekilip kahveyle kitap okumak olabilir. Egzersiz yapmak olabilir ki kesinlikle çok 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 öneriyoruz. O kan basıncını dengeliyor, stresi azaltıyor, beyne giden kan miktarını artırıyor ve ruh sağlığımız da beyin kimyasıyla çok ilişkili olduğu için bir tarafıyla ruh sağlığımızı da olumlu etkiliyor. Sakinleştirici işte yoga yapan var, meditasyon yapan var, dua ve dini ibadetler zaten otomatik olarak sakinleştiren şeyler. Bu tür pratiklerimizi ihmal etmememiz lazım. Geçmişte yaptığım ve beni sakinleştiren neler vardı?
şarkı söylemek bazısı için, dediğim gibi dua etmek, hoşumuza giden bir belgesel izlemek, çizgi film izlemek, neyi seviyorsak sakinleştirici aktiviteler yapmak, toplumun ve ailenin iyileşme ritüellerine katılmak, bu da önemli. Bu yine mesafeli işte ölçülere dikkat edecek şekilde bazı online etkinlikler, mesela canlı yayınlar pandeminin başından beri, online etkileşim grupları, online atölyeler var. Bu tür şeylere katılmak, bir ucundan tutmak. Yine daha büyük etkinlikler mesela bizde çok yaygındır. Dua zincirleri, halkaları, bunların parçası olmak, bir okuma grubunun parçası olmak. Bu konuda çok yaratıcı da davranabiliyoruz bence. Şu an Ramazan ayında online mukavele, evet. Komşular Zoom'dan toplaşıp mukavele yapıyorlar. Çok güzel çözümler bunlar. Aynen öyle. Bu tür iyileştirici faaliyetlerin bir parçası olmamız lazım. Bir de ölçülü tüketici olmamız lazım. Nasıl? Her anlamda. Hem ürün ve hizmet anlamında, çünkü bunlar kriz dönemleri ve herkes bize o ürünleri ve hizmetleri sunmak için zorlu bir mücadeleden geçiyor, zorlu bir çaba veriyor. Hem o anlamda bir minimalizm, o anlamda bir sadelik ve kanaat önemli, hem de haber tüketmek anlamında, enformasyon tüketmek anlamında da ölçülü tüketici olmamız lazım. Yani her haberi dinlemeyeceğiz, her dehşet verici videoya ve TR'ye bakmayacağız. Gazete, televizyon, sosyal medya, sürekli önümüze enformasyon ve haber düşüyor. Pandemiyle ilgili özelde. Artık bizi üzüyorsa, mutsuz ediyorsa, tolere edemiyorsak ve mesleğimiz de bu değilse, hani haberci olur, medyacı olur, kaçamazsınız. Meslek o. Bununla ilgili bizim literatürde de çıkmış bir kavram var. Yani kaçırma korkusu, fear of missing out. Evet. Yani o kaçırma korkusundan sürekli bundan kaygılanıyoruz. Sürekli hem de pandemiyle ilgili vaka sayısı kaç olmuş, evet, kaç hasta var. Bunu takip etmek zorunda değiliz. Bunu evet, içselleştirmemiz gerekiyor. Çünkü sanki sosyal medyada kullandıkça çok etkili zaten bu çok, kaçırma korkusuyla sosyal çok. Medya. Yani araştırmaların sonucunda bunu görüyoruz. Evet. Bu bağlantıdan da yola çıkarak belki biraz kendimizi izlememiz, sürekli bu kaçırma korkusunu yaşıyorsak, bizi kaygılandırıyorsa sosyal medya detoksu, evet, evet, yeni bir detoks türü girdi hayatımıza. Kesinlikle. Belki de uygulamamız gerekiyor. Kesinlikle. Tüm gün yapamasak bile belli saat aralıklarında başlayabiliriz. Bugün öğlene kadar, acil bir durum olmadıkça öğlene kadar telefonumu kullanmayacağım ya da internetle meşgul olmayacağım. İşte çiçeklerime bakacağım, evle meşgul olacağım, kendim sakinleştirici etkinlikler yapacağım diye. Çok da zorlanacağız. Biz bir yandan aklımız sürekli bize diyecek ki bir bak, bir beş dakika bak, yani hava durumuna bakalım falan diye. Zorlayacak bizi ama direnmemiz lazım. Çünkü onun da bağımlılık yapan bir tarafı var. Oradan akan bilginin, haberin de bize ne faydası var? Onu sorgulamamız lazım. Eğer mesleğimiz gereği mecburen maruz kalmıyorsak, maruz kaldığımız haber miktarını da azaltmamız lazım. Başka ne yapabiliriz? Krizleri değişmez olaylar gibi algılamamamız ve bunun biteceğini kendimize hatırlatmamız lazım. Yani ucunda ışık görünmeyen bir tünelde gidiyormuşuz gibi bir hisse kapılabiliriz zaman zaman, ama tarih boyunca hep olmuş bu tür krizler. Savaşlar olmuş, pandemiler olmuş. Bugün tabii küreselleşme sonucu bir insanın seyahat etme hızı çok arttığı için bir kişiden bütün dünyaya çok kısa bir sürede yayılabildi. Geçmişte yayılma hızı bu kadar yüksek değildi belki. Ama ne olursa olsun tarih boyunca hep kriz dönemleri olmuş ve hep geçmiş. Bu bir oluş ve bozuluş hali. Daima böyle bir tekerrür hali var tarihte, tabiatta. Kendimize bunun bir gün değişeceğini ve geçeceğini hatırlatmamız lazım. Olay değişmezse biz bakış açımızı değiştireceğiz yani. Olayı değiştirebiliyorsak değiştireceğiz, değiştiremiyorsak kabul edeceğiz. Kabul önemli, çünkü değişim yaşamın bir parçasıdır. Bu böyle kalmayacak. Şu an için ben bu gerçekle savaşmayacağım demektir kabul. Yani oldu, süper oldu, böyle devam etsin demek değil. Kabul onay değildir. İyi oluyor, güzel, böyle olsun demek değil. Şu an böyle bir gerçeğimiz var. Bununla savaşmayalım, bununla yol alalım. Her kabul de beraberinde stresi getiriyor. Stres çünkü yenilikten doğan, evet, bir şey oluyor. Olumlu bir şekilde de stres yaşayabiliyoruz. Aynen. Taşınacağız, istediğimiz bir yere gidiyoruz belki ama yine stres yaşayabiliyoruz. Aynen öyle. Bu stres duygusunu da kabul etmeyi içinde barındırıyor. Kesinlikle. Bir miktar stres iyidir zaten. Bizi harekete geçirir, dirençli kılar, yine dayanıklı kılar.
Ne olursa olsun en zorlandığımız, yorulduğumuz zamanda bile küçük adımlarla da olsa hedefimize doğru hareket etmemiz lazım. Çok koşar adım gitmeyebiliriz ama hedefimize doğru hareket etmemiz lazım. Kararlı olacağız, kaçmayacağız, çözmeye niyet edeceğiz elimizden geldiği kadar. Yeni özelliklerimizi ve güçlü yanlarımızı keşfedebiliriz bu dönemde. Uzun süredir evlerin içerisindeyiz. Pek çoğumuz kendimizle tanışıyoruz. Kendiyle baş başa kalmak da bir meziyettir, bir başarılması gereken bir görevdir aslında. Kendimizle baş başa kaldık ve kendimizle tanışıyoruz. Güçlü yanlarımızı keşfetmek için de bir fırsat olabilir bu. Bu fırsatı çok güzel değerlendirenler oldu. Ben de şahsen kısmen değerlendirdiğimi düşünüyorum. Daha önce hiç ilgilenmediğim alanlarda hobiler edindim. Evet. Bunu mutlaka bir şey yapmam gerekiyor değil de şöyle bir motivasyonla yapmıştım. Uyandığımda artık her gün bu odanın içinde uyanıyorum. Çok koşturmalı bir hayatımız vardı ve birden kesildi. Ve eve hapsolduk. Daha önce de bahsetmiştik sizle bunlardan. Buna bir şekilde uyum sağlamamız lazım. O zaman güzelleştirebilir miyiz? Belki bu açıdan bakmaya başladığımız zaman ben yapamam, benim elimden hiçbir şey gelmez demek yerine acaba ne yapabilirim? Ya da değiştirmeli miyim? Bunları hani fark etmek, sürekli bir şeye yakalamaya çalışmak değil de yapabilirsem de neler yapabilirimi fark etmek insana iyi gelebilir. Yani evet. Ben kendimden ufak bir örnek vermek evet. istedim. İyi geldiğini fark ettim çünkü bunun. Biraz bu yeniliğe zihnimizi açık tutmamız gerekiyor. Kesinlikle ben yapamam ya da ne yapacağım ki, yapacağım da ne olacak ki diye negatif ve eleştirel bakmadan denesem ne kaybederim ki diye bakmak lazım. Denesem ne kaybederim ki, belki çok seveceğim, belki çok keyif alacağım, belki çok iyi gelecek bana. Yeni şeyler denemek, deneyimlemek için kendimize şans vereceğimiz bir dönem olabilir bu. Yine çok kendimizle baş başa kalmanın sonucunda kendimize iyi bakmamız tırnak içinde gereken bir dönem her anlamda. Bedensel olarak da, duygusal olarak da. Yani... Evet, bunu da sormak istiyordum size. Son dakikalarımıza yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Psikolojik sağlamlığın bedensel olarak nasıl etkileri olur? Nasıl etkileri olur? Mesela uzun süre uykusuz kalmış bir insanda psikolojik sağlamlıktan çok söz edemeyiz. Çünkü beyin kimyası çok olumsuz etkilenir ve fonksiyonlarını sağlıklı gösteremez. Strese dayanıklılığı istediğimiz gibi olmaz. Kaygı düzeyi artabilir, depresif duyguları artabilir. Kendimize iyi bakacağız her anlamda. Uykumuzu alacağız, sağlıklı besleneceğiz, egzersiz yapabiliyorsak yapacağız, vitamin alabiliyorsak, almamız gerekiyorsa ya da doktorların önerileri doğrultusunda bunları alacağız ve kendimize yatırım yapacağız. Kendimle neleri geliştirebilirim, bana neler iyi geliyor? Her gün kendimize şunu soralım, hepimizin etrafında çok şefkatli insanlar her zaman olmayabiliyor hayatımızın her döneminde. Farkındayız yani zorluklarla yaşayan pek çok insan var. Kendimize her gün şunu soralım. Canım bugün ne yapmak istersin? Hani diyoruz ya canım bunu istiyor, canım istemiyor. Tamam sorayım bakayım. Hani tıpkı bir sevdiğim insana sorar gibi. Canım bugün ne yapmak istersin? Ne istiyorsa küçük bir şey. Sınırların içerisinde kendimize şefkat göstermemiz lazım. Yani zorlanıyorsak bunu da anlamak. Evet çok gerildim deyip. Çok gerildiği zaman çocuğumuz... Ona niye bu kadar geriliyorsun, bunda gelecek ne var demek sağlıklı bir tutum değil. Ah canım sen çok gerildin ya da sen çok üzüldün deyip sarılmak, duygusunu görmek, kabul etmek ve şefkat göstermektir yapmamız gereken. Kendimize de aynısını yapalım. İşte çok umutsuz hissediyorum. Of zaten duygusal dayanıklılığım da yokmuş, programda da dinledim ben de çok azmış falan. Bunun için bir şefkat gösterelim kendimize. Tamam bugüne kadar böyle öğrenmişim, böyle gelmiş, ne kadar kırılganmışım, ne kadar yaralıymışım diye kendimize şefkat göstermekle başlayabiliriz. Rukiye Hanım ağzınıza sağlık. Her zamanki gibi çok keyifli bir sohbet oldu. Bugün psikolojik sağlamlıktan bahsettik. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Kendini bilmeye, bulmaya çalıştığımız bu programda psikolojik sağlamlığın da bu yolculukta bir etkisi olacağını düşünüyorum. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.